Beyhaki'nin Sünenül Kübra'sından e, 5290. hadis El Müstedrek Hakim'in El Müstedrek'inde de 101. hadisi şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın oğlu Ashab-ı kiramın sünneti en iyi bilenlerinden biri. Ne demek sünneti en iyi bilenlerinden biri? Abdullah İbni Omar radıyallahu anhuma sünneti en iyi bilen sahabilerdendir deniyor. Ne demek? Peygamber aleyhissalatu vesselamın yetiştirdiği en iyi talebelerinden biri demek. En iyi talebelerinden biri demek. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselamın şeriatını, ahlakını, eğitimini öğrenebileceğimiz en uç noktada duran temsilcilerinden birisi. Elimizdeki Kur'an cihazını neden kullanamadığımıza işaret ediyor. Bu sahabi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, gençti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 20'li yaşlarındaydı. Ondan sonra yıllarca yaşadı. Yani hicretin 50. senelerini gördü. Ona yakın yılları gördü uzun yıllar yaşadı ama asırlarca yaşamadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kısa bir zaman sonra, 15-20 sene sonra yani kısa dediğim bu zamana göre kısa. 15-20 sene sonra veya 30 sene sonra gelinen zamanı yorumluyor. Bu büyük cihazı kullanıp kullanamama açısından. Bugün biz elimizde Kur'an gibi bir cihaz bulunduğu halde röntgen cihazı gibi her şeyi çok güzel gösteren bir cihaz olduğu halde, niye biz taş düşürmeyi ölüm olarak görüyoruz? Niye taş mesaneye kadar gelmiş Gazze'den düşüyor Allah'ın izniyle? Niye diyemiyoruz? Akdeniz, Ümmeti Muhammed'in taşını düşürecek merkezdir. Niye diyemiyoruz biz? Niye diyemiyoruz? Ha, onu Abdullah İbni Ömer bir sahabi basiretiyle sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mantığını en iyi bilen 3-5 kişiden babasından daha iyi hatta en iyi bilen 3-5 kişiden biri olan Abdullah ibni Ömer'den dinleyelim buyurun kelime kelime okuyacağım hepimizin zihninde kalsın hatta tavsiye ederim ki bunu Arapça metniyle masamıza yazalım Böyle hani insan bunalınca şöyle bir haberlere bakayım ne var ne yokmuş dünyada diyor ya. Bu ultrason cihazı ile ilgili sorun oluşunca servisini çağırmak niyetiyle bunu okuyabiliriz. Servis sorunlarını gösteriyor. Allah ondan razı olsun. Babasından da razı olsun. Diyor ki: lakadi eşna burheten min dehrina." Biz öyle bir zamanda yaşadık ki, biz öyle bir zamanda yaşadık ki, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadığı günleri kasti. Öyle bir zamanda yaşadık ki wa ahaduna yu'tel iman kabla'l Bizden herhangi bir kimse Kur'an'dan önce imanını sahiplenirdi. Buraya nokta koyuyorum. Nefesim durmasın diye. Nabzım duracak ve yu'ta ahaduna ev ahaduna yu'ta el imane kablel kur'ani kur'andan önce imanımız alınırdı yani imana sahip çıkardık zaten kur'anı nereden bulacaklardı ki kur'an 23. senede indi Hazır paket Kur'an hiç görmediler ki. Abdullah İbni Ömer, diyelim ki 5. senede akıl bari oldu, iman etti. Allah ondan razı olsun. İman ettiğinde Kur'an'ın üçte biri vardı. Üçte ikisi daha sonra indi. Biz önce imanımızı tamamladık, sonra Kur'an'a yöneldik. Bu cümle Hepimizin içine konmuş saatli bir bomba gibi cümledir. Saatli bir bomba gibi yüreklerimizde duruyor bu. Burada kardeşlerim, çocuklara hafız yapmamız mı? Camiye Kur'an öğrenmeye göndermemiz mi? Ben yaratıldıysam Kur'an için yaratıldım diyecek hale getirmemiz mi önemli? Önce bunlar Kur'an yoksa ben nefes alamam diye düşünmüşler sonra ayetler indikçe bunların hazır yüreğine inmiş 5 yaşındayken doktor olacağına çok para kazanacağına iman etmiş birisine 10 yaşındayken Kur'an'ı veremezsin versen de nereye koyacak onu çocukcağız nereye koyacak önce Kur'an'a yer hazırlamak lazım وَاَحَدُنَا يُؤْتَ الْا۪يمَانَ قَبْلَ الْقُرْاٰنِ Bizden biri, Kur'an'dan önce imanını alırdı. Çocukları 5 yaşında, sen Resulullah'a feda olmak için yaratıldın yavrum diye inandırırız. Resulullah'ın Kur'an'ı ve sünneti de aleyhissalatu vesselam budur deyince, e, yüreği ona hazır çocuğun zaten. İbni Ömer, fena bir şekilde deşifre ediyor bizi.